senin için canımı veririm der. Çünkü o zamanlar ölüm bile oyundur. Anlıyor musun? Tıkş. Ah, vurdum. Ah, öldüm. Ah, bilmem ne. Yani... rahat rahat ölebilir. İşte ölüm o kadar uzaktır ondan çünkü. Büyüyünce işler değişir. Lafların değeri azalır. Ben senin için yaptım. Seni düşündüğüm için yaptım. Senin iyiliğin için yaptım falan. Bu laflar balon olur bazen. Bu laflar bazı insanların ağzında oyuncak olur bazen. Eğer hala küçüksen, hala büyümediysen, küçükken söylemiş olduğun o kocaman lafların altında ezilirsin bazen. Öyle olur. Ama bir gün bir arkadaşı çıkar karşına senin. Öleceğim der. Ölür. Çünkü o da senin gibidir. Anlatabildim mi? Büyümemiştir daha. Hala masumdur. Hala enayidir. Hiçbir şekilde bilmez yamuk yapmak ne demektir. Adam satmak ne demektir. Hiçbir zaman arkana dolanmaz. Yanlış yapmaz. Benim aslan kardeşim. O zaman diğer insanın ne kadar sahtekar olduğunu daha net anlıyorsun. Hem de içini yana yana. Kalbin acıyarak. Aslında sen enayisin. O değil. Ne demek istediğimi anladın mı? Mesela birini... birini çok seversin ama yani öyle böyle değil. Kalpten seversin yani. Ama ona karşı hatırası var diye içinden burandan şurandan söküp atmaya kalkarsın, çalışırsın. İşte ne kadar becerebiliyorsan. O kadar. Kardeşlik cezadır bazen. Anladın mı? Cezadır. Borçtur, yüktür, mecburiyettir, vefadır. Zor iş kardeşlik söz. Zor.